Vc devrelerinde zaman sabiti. Kondansatör basamak yani şarj tepkisi konusunda, kondansatör uçlarındaki gerilim denkleminin, Vc eşittir e parantezinde, 1-e üzeri eksi t bölü Rc olduğunu görmüştük. Kondansatör doğal tepkisi, yani deşarj tepkisi konusunda ise, kondansatör uçlarındaki gerilim denkleminin, Vc eşittir V0 çarpı E üzeri eksi T bölü Rc olduğunu söylemiştik ki burada V0 kondansatörün başlangıçtaki gerilimidir. İşte her iki denklemde de geçen bu R çarpı C değerine kondansatörün zaman sabiti adı verilir. Tau sembolü ile gösterilir. Bu denklemde direncin birimi 10, kondansatörün birimi farad alındığında tau birimi saniye olacaktır yani denklemlerimiz kondansatör şarjı için, vc eşittir e parantezinde, 1 eksi e üzeri eksi t bölü tau, de şarjı içinse, vc eşittir v0 çarpı e üzeri eksi t bölü tau şeklinde yeniden yazılabilir. Zaman sabiti yani tau'nun fiziksel yorumuna bakacak olursak, her bir tau süresi boyunca kondansatör şarj gerilimi ve akımının yüzdesi, şekillerde görülmektedir. Örneğin kondansatör 3 tav süresi sonunda %95 oranında şarj olmaktadır. Şekilden de kolaylıkla anlaşılabileceği gibi kondansatörün tam şarjlı kabul edilmesi için geçen süre 5 tavdur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kondansatörün şarj ve deşarjı esnasında hangi dirençlerin devrede olduğudur. Örneğin şekildeki devre için şarj zaman sabiti hesaplanırken, 800 artı 210 dirençler devrededir. Bu nedenle tau 1000 çarpı 2 mikrofarad denklemi ile 2 milisaniye olarak hesaplanır. Deşarj ise 300 artı 210'luk dirençler üzerinden olmaktadır. Bu durumda tau 500 çarpı 2 mikro, o da eşittir 1 milisaniye olacaktır.